Evet, Eskişehir Nabzı devam ediyor değerli izleyenler. Ali Baş, Orhan Durmuş ve Nuray Akçasoy ile birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bir istihbarat geldi, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Son dakika istihbaratı. Anadolu Üniversitesi'nin rektörü biliyorsunuz istifa etmişti, Şafak Ertan Çomaklı. Yeni bir YÖK tarafından rektör vekili atandı Ali Savaş Koparal ve bir de rektör yardımcısı ataması bilgisi geldi. Profesör Doktor Zafer Asım Kaplancıklı ve Profesör Doktor Bayram Zafer Erdoğan rektör yardımcısı olarak atanmışlar Anadolu Üniversitesi'ne. Kaplancıklı'nın alanı idari ve mali işler, bir de personel dairesi. Erdoğan'ın alanı da eğitim ve öğretim. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Şimdi ilk bölümde metruk binaları ve kat işte şehir estetiğini konuşmuştuk. İmar planlarına da girdik bunun ardından ve sizde kalmıştık Nuray Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Katılıyor musunuz Ali Bey'e, Orhan Bey'e? Evet. Ekleyecekleriniz ne olur? Evet, benim de ekleyeceklerim var. Şimdi öncelikle evet, Orhan Bey'in dediği gibi bu konuyu bir ikiye ayıralım. Bir metruk binalar konusu var. Bir de sizin değinmeye çalıştığınız, Ali Bey'in de söylemeye gayret ettiği bir estetik durumu söz konusu kentlerin. Dışarıdan bakıldığında bir kente nasıl gözüküyor kısmı var. Metruk binalar kısmı zaten belli. Sizin de söylediğiniz gibi artık bu birkaç aydır valilik ve emniyetin de çeşitli gözlemleriyle, tespitleriyle elde edilen verilerden yola çıkarak belediyelerden yazıyla gönderdiği, bunun yıkılması gerekliliği vardır diye söylediği binalar var. Onları da belediyelerimiz, hem alt belediyeler, zaten biraz önce de Odunpazarı Belediye Başkanımızın mesajını okudu Arif Bey, 200 küsür tane ev, ki eminim böyledir, hem kendileri tespit etmiştir hem de emniyet ve valilik kanalıyla gelmiştir. Emniyet ve valilik kanalıyla da gelenlerin büyük bir bölümünün, ben aynı zamanda uyuşturucu kurulunda olduğum için valiliğin, oradan biliyorum, o tedbirler çerçevesinde burada yaşanmaması, mahalleliği rahatsız eden konular, çeşitli tehlikeli ortamlar oluşturulması açısından da bazı metruk evlerin öncelikle yıkılma gerekliliği var. Bu sağlanıyor. Eskişehir'de de oldukça son özellikle bir yıldır çok yoğun yıkıldığını ben de biliyorum, takip de ediyorum. Bu nedenle takip ediyorum. Ama tabii bunlar da belediyelerin şartlarına da bağlı. Bu da ekonomik bir takım ekstra maliyetler getiren durumlar. Yıkmak, onu oradan kaldırmak, nakliyesini sağlamak vesaire gibi. Muhtemelen belediyelerimiz, muhtemelen de değil, ben gelirken de öğrendim, bir planlama dahilinde ellerinden gelenin hızlısını en hızlı şekilde yapmaya gayret ederek metruk evlerden Eskişehirli'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Bunun en önemli şeylerinden, bazı kısıtlı taraflarından biri, ki bu sizin söylediğiniz yönetmelikle bu kolaylaştı ama vatandaşı bulmak, sahibini bulmak, etrafında site dair bir şey var mı? Çeşitli kurullara da soruluyor çünkü yazışmalar var, bina ile ilgili bilgiler alınıyor falan. Onlar biraz burada zaman kaybına sebep oluyor. Biraz kolaylaştırıldı ise kanunu de. Kanunu 30 güne kadar, evet, indirdi. Bayağı kolaylaşmış oldu. Belki bu nedenle de bu kadar çok ev daha hızlıca yıkılmaya başladı. Şimdi gelelim estetik konusuna. Şimdi estetik konusu çok farklı bir konu. Şimdi bizim aslında öncelikli korumamız gereken ülkemizde, sadece Eskişehir'de değil, kültürel tarihi mirasımız. Şimdi bizim İstanbul'a bakıldığı zaman, biz bu şehre yazık ettik, Allah bizi affetsin diyen bir cumhurbaşkanımız var. Çünkü şehrin silüetini bozan, silüet çok önemli bir şey. Ki İstanbul başlı başına bir tarih. Her yeri bir tarih, her yerinden bir tarih fışkırıyor ve korunması gereken tarihi miraslar dünya mirasları. Artık dünya mirasları listesine girmiş. Bu nedenle turist gelen, bu nedenle ülkemizde ağırladığımız turist sayısının inanılmaz çoğaldığı bir, başlı başına bir şehir, bir metropol İstanbul. Şimdi orada bile estetik derken maalesef estetikten yoksun, özellikle de son yıllarda
görüyoruz. Şimdi tabii otobanlar da farklılaştığı için artık pek de görmüyoruz, girmiyoruz ama Osman Gazi Köprüsü'nü eğer kullanırsak TOKİ konutlarından standart yapılmış, son derece estetikten yoksun bu tür konutlardan da geçilmiyor. O da ayrı bir mevzu. Ucuz olması, ucuz olacak, vatandaşa iyi konut verecek, vatandaşın daha ucuz ve iyi bir konutta yaşamını sağlayacak. Böyle bir takım hamleler var bu ülkede. Uzun süredir de yapılıyor. Bir müddettir de biraz zannediyorum hız kesti. Ama rastgele bulunan arazilerde veya işte hazine arazilerinde bu tür yapılar yapıldı. Ben çok güzel yapılmış, ay ne kadar da güzel bir TOKİ konutu dediğim bir konut görmedim. Estetik derseniz Orhan Bey. Bir de hani siz biraz önce bir sürü şey söylediniz ama ben Yılmaz Hoca'nın şu ithamıyla çok karşılaştım. Siz, o zaman siz de ben de Odun Pazarı Meclis üyesiydik. O TOKİ konutlarını bu şehre o silüeti bozdurmayacaktınız, yaptırmayacaktınız, hakkımı helal etmeyeceğim dediği günü bilirim. Ben hocam, biz ona itiraz etmiştik, itirazımız var ve o konuda avukatlar tuttuk ve onların yapılmaması konusunda da çeşitli tedbirler almaya çalıştık ama çoğunluk bizde değildi. Biz muhalefetteydik, o dönemin başkanı farklıydı ve o konutlar yapıldı. Siz o Eskişehir'in silüetini bozdunuz diye gerçekten hakkımı size helal etmeyeceğim dediği günü biliyorum. Yatacaktınız o kepçelerin altına dedi. Şimdi estetik dediğiniz bir şey bütün. Bir bütüne bakmanız lazım. Ama estetikte tabii ki içine şehir plancıları giriyor, mimari giriyor, korunması gereken tarihi miras giriyor. Bu şehirde yapılması gereken öncelikli alanlar var mı? Var. Evet, küçük sanayi sitesi gibi, Baksan gibi. Şimdi bunlar büyük alanlar. Bir kere hani vatandaşın önce tek tek konutlarına bir araya toplayana kadar bu büyük alanların güzelleştirilmesi lazım. Odun Pazarı işte tam da kurtarılmış bir bölgedir. Odun Pazarı hem tarihin korunduğu hem de düzgün olarak orada sizin biraz önce sevdiğiniz gibi yabancı memleketlerde gördüğümüz Altstadtlar gibi yani eski korunmuş mekanlar gibi turizme açılmış mekan oluşturuldu. 60 bin hektar çok büyük bir alan korundu. Hatırlayın çivi çakılamıyordu orada. Evler yıkılıyordu ve bir şey yapılamıyordu. Ama nereden nereye geldi şimdi? Evet. Müthiş bir turizm cazibesi olan bir yere geldi. O da 2004'te tabii Burhan Bey'in AK Parti belediyesi ile beraber başladı. Şimdi 595 orada sokak sağlıklaştırılması yapıldı. Sokak sağlıklaştırmasına katılırım, restorasyona katılmam. Yine o dönemin meclis üyesi olarak orada da benim itirazım vardı. Meclis üyesi olarak da bunu söylemiştim. Restorasyon çok başka bir şeydir. Boya badana başka bir şeydir. Burhan Sakallı boya badana evet, yaptı restorasyon. O dönem yani. Benim meclis kararlarına bakılırsa da grup başkanı olarak bence sözüm haksızlık buydu. Etmeyiniz. Çoğunda öyle olmuş. Siz boya badana yaptınız dediniz mi Nur? Evet söyledim. Evet, söyledim. Bunu mecliste de ifade etmiştim. Çünkü restorasyon çok özel donanım gerektiren tabii insanlarla yapılır. Tabii orada bir yapılır. Sürü insanlar bunu yapamadığı için bir takım sponsorlar bulunarak yapıldı. Şunu anlatayım. Bizim restorasyon değil. Uzman değiliz ama şunu anlatayım ben. Yani sağlıklaştırma nedir? Restorasyon nedir? Şimdi tabii Odun Pazarı Belediyesi boya badana diyoruz ama kibarcası sağlıklaştırma oluyor bunun. Yani biraz işte orasını burasını düzeltiyorsun. Bu sağlıklaştırma. Ya ön cephesini düzeltiyorsunuz, İçik, arkası şimdi boşver. Restorasyon dediğim zaman Türkiye'de ne yazık ki iyi de restorasyon yapılmıyor. Yani nedir? Bir odun pazarı evi yapacaksın. Yani bu aslında oradaki aslında hangi, zaten onun röleveleri koruma kurulu tarafından çıkartılmış hayır, oluyor. O değil, hangi ağacı kullandığını bulacaksın. Hangi boyayı yapmış? O boyanın orijinali olacaksın. İşte düğümü nasıl atmış? Hangi ipi bulmuş? Kiremiti nasıl yapmış? O döneme ait bulacaksın. Şimdi bunlar bu restorasyon oluyor. Birebir aynısı. Şimdi tabii Türkiye'de bu facialar oluyor. Keşke arkadaşlar bulsa da gösterse. Bir Sünger Bob restorasyonu var hatırlarsınız. Kaleyi yapmış. Evet. Mesela rezil olduk. Dünya bize gülüyor. Ya Ali o zaman, Bey evet, şurada size bir katkı olsun. Külliyemizin içerisinde evet, bizim metal konstrüksiyon bir takım çıkmalarla hatırlar mısınız o dönemi? Tabii tabii. O onların yapıldığı restorasyon adı altında veya imarcılar söylüyordu yalnız. Şimdi tabii yapılmış şeylerdi. Yani belli olsun diye. Bu estetik işte bakın. Özü, Orhan Bey estetik sadece bir kat verelim, belli üç katlı diye bir bina yapalım estetik değil. Ya mesela Alaaddin Cami yaptılar restorasyon adı altında. Yani
hiç bu Selçuklu'nun dönemindeki alakasız bir cami ortaya çıktı. Kesinlikle. Yani bu işte o ön taraflarını böyle cam ekran falan yaptılar. Ya bizim o tarihi camide öyle bir durum yok ki. Odun pazarındaki camiler Sivas'ına öyle. Kadar, Sivas'ına kadar aşağı inildi. İlk orijinal Sivas'ına kadar kullanılan yani, taşlara kadar şey yapıldı. O, tabii ki cami ya yani da işte şimdi? O tarihi eseri sağlamlaştırmak adına da bir takım tedbirleri almaya çalışıyor. Tedbir dediğimiz şey konstrüksiyonla, çelik konstrüksiyonla yapılabilir. Olağanüstü şeyler yapılabilir ama aslında uygun yapılır. Şuradan Seyit Gazi'ye gidin türbeye. Seyit Battal Gazi türbesine gidin. Orada yapılmış iyileştirme bile diyemeyeceğim. Buna zaten restorasyon denmez de. Yapılmış çirkinliği görünüz arkadaşlar. Yani bunları biz iyileştirme adı altında yapıyoruz. Birilerine ihale ediyoruz. Dünyanın da parasını harcıyoruz. Ve ortaya korkunç, çirkin, yani 100 yıl, 500 yıl önce yapılmış olağanüstü güzellikteki şeyleri biz mahvediyoruz. Mahvedilmesine göz yumuyoruz. Üstüne bir de para veriyoruz. Yazık o paralara. Gerçek restorasyonu o yüzden söylemeye çalışıyorum. Bizim öncelikle bu ülkede geçmiş tarihimize sahip çıkmamız lazım. Doğru olarak sahip çıkmamız lazım. Bizim şuradan gidin ilçelerimize inanılmaz tarihi çeşmelerimiz var. Çeşme değil artık. Onlar çok affedersiniz hayvan yalağı olmuş. Onlara sahip bile çıkılmıyor. Vakıflar veya Türk dünyası burada o dönemde bir takım çalışmalar yaparken bunlara o kadar yüzeysel birkaç yere para harcadı ki neler yapılabilirdi o paralarla? Ve gerçekten de o tarihi mirasımız korunurdu. Şuradan gidelim. En basiti Seyit Gazi değil, bizim Midas'ın kulakları. Yazılıkaya. Yazılıkaya'ya. Yazılıkaya'nın hala etrafında turistlerin gezebileceği alanda doğru düzgün bir broşür rehberlik hizmeti olmadığı gibi varmış da ellerine geçemiyor bir türlü. Etrafında bir sağlıklaştırma bile yapamıyoruz. Şimdi önce estetik evet olmalı, doğru. Bu konuda hem Büyükşehir Belediye'miz hem alt belediyelerimiz çaba gösteriyor ellerinden geldiğince. Özellikle dış cepheler açısından. Yapılacak büyük binalarda dış cephelerinin daha güzel ve estetik görünmesini sağlayacak. İnanın arkadaşlarımızın özel özel çalıştığını biliyorum. Hatta bu konuda birçok firmayla, birçok müteahhitle de maalesef anlaşamadıklarını da biliyorum. Çünkü ekstra maliyetler getiriyor bazen. Müteahhitlerin evet. De kolayına gidiyor bazı şeyler. Ama estetik derken ben önce yine söylüyorum. Şehrin kültürel tarihi mirasına sahip çıkılacak. Estetik yapıyoruz derken inanılmaz korkunç şeyler yaratılmayacak. Ve kat yüksekliği istenen yerlerde de veya kentsel dönüşüm yapılması gereken yerlerde de bunun oraya uygun olup olmadığına dair sosyolojik açıdan da incelenerek yapılması gerekiyor. Yoksa öbür türlü efendim gelin siz buraya biz sizinle anlaşalım, sizi bir çıkaralım, siz bir buradan gidin. Sonra ne yaparsanız yapın, iki sene sonra dönün ne? Zaten olmuyor Orhan Bey. Bizim vatandaşımız arzu ediyor ki en kendine rantına en yüksek olan kısmı olsun. Benim istediğim en güzel köşe daire olsun. Bir de güneş görsün. Bir de üç kat daha ya olsun ki gelinime torunuma kalsın. Şimdi böyle isteklerle şehri düzgün büyütemiyorsunuz. Büyütmeniz de mümkün olmuyor. Radikal kararlar almanız gerekiyor. Ama imar tadilatlarıyla özellikle ben şehir dışından gelen birçok konuğun bizim bu yeni çatılarımızı çok beğendiğini fark ettim. Mansart çatıları. Evet. Bu çatılardaki bu estetiğin dışarıdan görünen bu eğri çatının hem kar yağan memleketlerde çok yakıştığını hem de dışarıdan da görüntünün insanlara ya ne güzel Eskişehir böyle çatılar yapıyorlar. Aa çok güzel çok yakışmış dendiklerini de biliyorum. Bunlar kolay olmuyor tabii siz de biliyorsunuz. Meclislerden kolay geçmiyor. Ama imar tadilatları veya dipnotlarla çözülebilir. İmarcıların da işi kolay değil. Çok bizim alanımız olmamakla birlikte. Ama ben yine söylüyorum estetik derken önce kültürel tarihi mirasımız. Peki. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz son başka bir şey. Evet, söyleyeyim. Çok kısa. Estetiği sadece bina yüksekliği ya da onlarla ilgili değil. Ben aynı zamanda şunu da kastederek söylemeye çalıştım. Mevcut binaların da rehabilite edilmesi ve işte sıvası dökülen, boyası dökülen çirkin bir görüntü olan ama içinde de bir şekilde barınan insanların, mülk sahiplerinin bu şekilde bırakılmaması gerektiğini.
ve onların belediye tarafından bir şekilde ikaz edilmeli, belli bir süre verilmeli ve o süre içerisinde velev ki yapmıyorsa belediye yapmalı, işte bu yıkım meselesinde olduğu gibi işte %10 veya işte aynı fiyatıyla ona yansıtmalı. Bununla ilgili de tabii vatandaşların ödeme gücü yoksa ne yapacak meselesinde bir soru var haklı olarak. Orada da belediye anlaştığı bankalarla uzun vadeli işte bu mortgage kredileri ya da başka imkanlarla eğer kullanılabilirse işte dış kredi imkanlarıyla uzun vadeli kredilerle bunlar çözülebilir. Peki. Örneğin belki uzun çok oluyor ama evet, örneğin başka konularımız da var. İşte o özendiğimiz Avrupa ülkelerinde bunlar nasıl yapmışlar, nasıl yapıyorlar diye sorduğumuzda söylenen şey şu. Belediye diyelim sokakta cadde üzerinde bir bina var. Her yeri dökülüyor ve onu o halde biz Türkiye'de bırakıyoruz ama yurt dışında bu böyle değil. Belediye ona süre veriyor. Kardeşim bak burayı bir sene içerisinde veya iki sene içerisinde yap. Sıvasını, boyasını çok güzel bir halde yap. Değilse ceza keseceğiz. Evet. Yapamazsa kendisi yapıyor. Onun maliyetini ama ondan alıyor. Ama bizde de öyle biliyorsunuz. Bu Kent Estetik Kurulu hatta köprülerin rengine göre bazı caddelerde dış cephe boyamaları yaptırdı. Belediyelerimiz bunları yaptırdı. Evet. Yazılar gönderdi. Evet. Apartmanları, apartman yönetimleri bunları kararlarını aldı. Evet, boyattırdı. Doğru. Bu bir bütün. Bu bir estetik mevzu. Hakikaten haklısınız. Ama bizim şehrimizin bazen bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak da çok faydalı. Onun yerine biraz önce içeride de konuştuğumuz gibi uydu kentler veya çok yakın çevresine ama tehlike teşkil ediyor efendim. Yukarıdan kiremit ya da saçaktan bir şey dökülecek. Süperkent. Yani tamam. Süperkentimiz olsaydı belki örnek bir yer olurdu. Uydu kent diyoruz onlara ama evet. Onlar da vatandaş çok hoşlanmıyor o tür ama şeylerden. Ama olmadı. Yılmaz Büyükerşen güzel bir proje dedi ama hükümet yapmadı diyelim. Niye yapmadı Orhan Bey bu arada? Valla onun niye süreciyle alakalı çok fazla takip etmedim ama planlanmış bir şey. Bizim devletimizde şöyle bir genelde şey oluyor. Bir şekilde fikir, proje ortaya konduktan sonra belki geç de olsa sonradan yine uygulanıyor. Evet. Ben tamamen iptal edilmiş olduğunu düşünmüyorum ya da buna inanmak istiyorum. İlerideki zamanda bu yine gündeme gelecektir. Orada yine o yapılacaktır diye tahmin ediyorum ya da buna Çevre inanıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Çevre Peki. Şehircilik Bakanlığı'nın kaynak aktarması lazım bu konularda şehirlere. Evet. Peki teşekkürler. Ali Bey sizin söylemek istediğiniz. Ben duyuru yapacağım şimdi. Buyurun. Vatandaşın biri aradı. Ali Bey diyor. Kadastro Müdürlüğü kapalı diyor. Evrak alamıyoruz diyor. Ben hani Odunpazarı Belediyesi'm diye hemen araştırdım. Belediye değil dedi. İl Müdürlüğü. Evet Kadastro Müdürlüğü. Haziran gibi evet. Diyorlar değil mi onlara? Bunlara bir evrak alamıyoruz diyor. Bir nöbetçim olacak artık ne olacaksa onu söyleyeyim. İkincisi şimdi 17 Mayıs tarihinde 65 yaş üstüne tekrar izin vermiş. Baktım ben. Evet. Okuyucum, izleyicimiz aradı. İşte ama saat 11 ile 15 arası Türkiye genelinde. Tam diyor öyle ki, sıcağında. Evet. İzleyicimiz diyor ki ben 65 yaş üstüyüm diyor. Bunu diyor valilik, il hızlı kurulu karar veremez mi diyor. Mesela 16 ile 19 arası yapamaz mı diyor. Çok sıcak diyor. Yani dışarıda perişan oluruz diyor. İzin verdik ama çıkmayın diyor bence. Yani kronik hastayız diyor. Kronik hastalığımız da var diyor. Bence nasıl olacak diyor. Yani valilik işte Eskişehir'e özel bu sıcaklarda şeye de baktım epey de sıcak o gün. Yani biz saatini değiştiremez mi diye söylediler. Vatandaşların mantıklı. Bu duyurusunda iletmiş olalım. Peki. Teşekkür ederiz. Ali Bey sizden başlayacağım evet. Zaten. Anadolu Üniversitesi. Evet. Eski rektör Şafak Ertan Çomaklı'ydı. Sağlık sebeplerini evet. Gerekçe göstererek istifa etti. Evet. Hemen akabinde de Ali Savaş Koparal hı-hı. Zaten mevcut rektör yardımcısıydı. YÖK tarafından vekaleten atandı. Biraz önce de duyurusunu yaptığımız üzere bir kere daha söyleyelim. Rektör yardımcıları da atandı bugün. İki rektör yardımcısı atandı. Birisi Zafer Asım Kaplancıklı. Diğeri de Bayram Zafer Erdoğan. Onu da iletmiş olalım. Evet. Çok tartışıldı, konuşuldu zaten evet. İstifa meselesiyle ilgili. Ama istiyoruz ki bugün nasıl bir rektör, nasıl bir profil gelmeli Eskişehir'e, atanmalı? Yani Eskişehir'in dışından ya da Eskişehir'den kim olmalı? Eski rektörlere dönebiliriz. Şimdi Yılmaz Büyükerşen, Orhan Oğuz, Engin Ataş. Şimdi oralara da gidebiliriz. Bu konuda
Yani bu rektörler tabii artık bence de böyle olması normal. Yani atamayla geliyor. Eskiden işte bir seçim yapılıyordu, işte oluyordu olmuyordu. Sonra herkes kendine göre bir şey yapıyordu. Yani seçim sonuçları aslında kadık oluyordu. Sadece AK Parti döneminde değil, bütün iktidarlar döneminde böyleydi bu. Onun için ben atanmayı doğru buluyorum. Yani seçime gerek yok. Formaliteden seçime hiç gerek yok. Doğrudan Cumhurbaşkanı atasın. Hatta yok edilsin, bildirilmesin. Evet. Gerek yok. Direkt Cumhurbaşkanı atasın diye düşünüyorum. Çünkü yani biz ona bildiriyor 6 isim. O onunla 3'e düşürüyor. O Cumhurbaşkanı'na bindiriyor. E sonra ne oluyor? Atanıyor. Aa diyorlar, biz yanlış atadık, geri alıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Bence doğrudan Cumhurbaşkanı atamasında fayda var diye düşünüyorum. Şimdi haberler çıktı, yazıldı, çizildi, artık buna bir şey diyecek halimiz yok. Yeni rektör nasıl olmalı? Ben eskiden beri söylediğim, özellikle bu akademik kadrolarda idari görevlere gelecek kişilerin üniversiteyi, Eskişehir'i bilen kişiler olması taraftarıyım. Bunda insanlar yanlış oluyor. Abi Eskişehir'li gelmesin. Bu onu söylemiyoruz biz. Yani bu öğrenciliğinden gelmiştir, Anadolu Üniversitesi'nde başlamıştır. Sonra asistan olmuştur. Öğretim üyesi olmuştur. Bu şehirde kalmıştır 20 yıl, 15 yıl. Bu Eskişehirlidir zaten. Yani şehri ve akademiyi bilen kişilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi'nde şöyle bir şey oldu. Rektör Eskişehirli değil, dışarıdan geldi. Şehri bilmiyor. Yardımcılar da dışarıdan geldi. Dekanlar da dışarıdan geldi. Ve üniversitenin gerçek anlamda şehirle bağı koptu. İnsanlar baktığınız zaman üniversiteye giremedi, zorluk yaşadı. Bize çok şikayet geldi. Mutlaka sizlere de gelmiştir. Gelecek kişinin, en azından atanacak kişinin bu yapılan hataları yapmaması gerekiyor. Ha, Eskişehirli olmayabilir, dışarıdan gelir. Kimdir? Mesela Kemal Şen olacak. Dışarıdan gelmiştir, son derece başarılıdır. Ama bunun alt kadrosu da hep Eskişehirlidir. Evet. Yani tıp fakültesinden gelmiştir, orada çalışmıştır diğer bölümler. Alt kadro, yani rektör yardımcıları, dekanlar, idari görevlerde olanlar Eskişehir'i, yani bu üniversite Eskişehir bağını biliyor. Keza Esri öyle. Baktığınız zaman Tuncay Döveroğlu. Eskişehirli, kendisi Eskişehirli, yardımcıları, üst düzey yönetimler Eskişehir'de. Şimdi Şafak Bey geldi, onunla beraber başka kişileri de getirdi. Özellikle de hukuk fakültesi. Tam bir facia yaşandı, bunu da söylemek istiyorum. Şimdi evet. En son... Ferhat Uslu bu arada görevden alındı, onu da söyleyelim. Şimdi, dekan yardımcısı. Görevden alındı mı Ferhat Uslu? Alındı, alındı. Evet. Görevden alınıyor. Alındı derken istifa etti, istifa ettirildi. Şimdi, peki haksız yere atılan 4 tane akademisyen var hukuk fakültesinde. Hiçbir şey yok. Bunları attılar üniversiteden. Haksız yere olduğunu üstüne basa basa söylüyorum. Evet. Haksız ve hukuksuz diyeyim. Şimdi bu... ne olacak bunlar? Şimdi dava açtılar, davası devam ediyor. Evet. Yani o zaman da söyledik. Türkiye'nin bu yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Evet. Dışarıdan geldiniz, akademisyenleri attınız, sonra da istifa ettiniz, gidiyorsunuz. Şimdi bu olacak iş mi? Onun için bu gelecek kişiyi biraz Anadolu Üniversitesi gerçekten benim gördüğüm kadarıyla biraz idari anlamda yıpranmış. Hızlı şekilde, yani istifalar var, boş olan kadrolar var. Bunların hızlı şekilde doldurulup işi bilenler tarafından, liyakatlar tarafından Anadolu Üniversitesi yeniden eskisinden olduğu gibi Türk yüksek öğretimindeki yerini almalı diye düşünüyorum. Ali Baş, bir de şu kavramı açıklamanızı istiyorum. Evet, şimdi bir daha. Eskişehirli ne demek? Eskişehirli'den kastımız ne demek? Şimdi bakın detaylı. Şunu insanlar evet. Karıştırıyor. Eskişehirli derken, Eskişehir zaten Türkiye'de olmayan, hiçbir yerde olmayan bir müzemiz var bizim. Göç Müzesi. Niye göç müzesi evet. Var? Çünkü Eskişehir zaten göçmenlerin kurduğu bir şehir. Kırım'dan, Kafkasya'dan, Balkanlar'dan gelenler ve diğer şehirlerden gelenler Eskişehir'e oluşmuş. Eskişehir'in yerlisi dediğimiz işte Odun Pazarlar, Seyit Gaziler, Sivrisarlılar, Mihalıçıklar. O kadar. Bu başka yok. Baktığın zaman Eskişehir'in yani yerli dediğimiz şu anda nüfus kaç kişidir bilemezsin. %90'ı dışarıdan gelmiştir Eskişehirlilerin. Evet. Ha, bu bir kültürdür. Eskişehirlik bir kültürdür. Ben köy ismini söyleyeyim. Bu Alpı yolundaki köylere gittim. 10 yıl falan oluyor, 15 yıl önce. Orada bu vatandaşlar Kürt kökenli vatandaşlar. Çocuklara baktım ben hepsine. İşte bu oynuyorlar sokakta falan. Hepsinin üzerinde Eskişehir spor forması var. Bunlar artık Eskişehir olmak istiyor.
Eskişehir Spor diyor. Eskişehir'de istiyor. Şimdi bir şey karıştırmamak lazım. Evet, bunlar Eskişehir'dir. İnsanların yani biz Eskişehir'li olsun derken abi kimin şeyinde Eskişehir'li yazıyor? Yani kim herkes neyinde yazmıyor ki. Yani biz şurada program yapıyoruz 4 kişi. Hiçbirimiz Eskişehir'liyiz. Bu kültürle yoğrulmuş. Ha, ama burada ne? Ekmek biz yiyen, burada çalışan. Evet. Ha, bunu anlatmak istiyoruz. Eskişehir, İnal Cem Aşkın'ın tarifi var. Şehirler övünür. Ne diyor övünüyor? İşte baktığınız zaman Bursa diyor ki biz Osmanlı şehriyiz diyor. Biz başkentlik yaptık. Konya diyor ki Kayseri biz Selçuklu şehriyiz diyor falan. Evet. Eskişehir de bir Cumhuriyet şehri. Tanıma baktığınız zaman. Bu söyleniyor. Bunun yapısı belli, durumu belli, kültürü belli, yaşayış tarzı belli. Hepsi belli. Yani Eskişehir'i buna ayak uyduran herkes Eskişehirli. Peki, teşekkür ederim. Yani Porsuk çayına gidiyorsun, kalabak suyu içiyorsun, dolaşıyorsun. İşte bu. Eskişehir'e emek veriyorsun. Evet, evet. Bitiyor. Eskişehirlik budur. Kültürdür diyelim. Şimdi Nuray Hanım, size gelelim. Nasıl bir rektör profili istersiniz Anadolu Üniversitesi'nde? Evet. Şimdi tam Ali Bey'in bıraktığı yerden alayım. Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir, değil mi? Evet. Öyle söylenir bulunduğun yer. Oraya verdiğin katkı, orada yaşadığın. Yoksa Eskişehir'de bütün Türkiye gibi bir mozaik. Şimdi önce ben Anadolu Üniversitesi'nden başlamak isterim. Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Geçmişi başarılarla dolu. Hem öğretim görevlilerinin olduğu, çok güzel öğrencilerin yetiştiği, o öğrencilerin Türkiye'nin her yerine dağıldığı ve başarılı bu öğrencilerin Türkiye'nin birçok bölgesinde çok söz sahibi insanlar olduğu, yurt dışında başarılı öğretim görevlilerinin bulunduğu, Anadolu Üniversitesi mezunu bütün dünyada insanlar var. Ve Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorlar. Ve Türkiye'de öyle anneler babalar var ki çocukları Anadolu Üniversitesi'ne girsin diye çaba sarf ediyor. Çocuklarına üstün gayretle kazanması için ekstra takviyeler uyguluyor. Çünkü neden? Hem Eskişehir'de okuyabilsin. Eskişehir öğrenciye çok yakın bir şehir. Bu konuda iyi bir cumhuriyet şehri. Hem de Anadolu Üniversitesi çok geçmişi sağlam, kurucuları sağlam, öğretim görevlileri sağlam bir üniversite diye. Şimdi son yıllara baktığımız zaman Anadolu Üniversitesi'nin akademik başarılarında sıkıntı var. Evet. Şimdi bu sıkıntının nereden kaynaklandığını şimdi çok yaygın Anadolu Üniversitesi'nin hem öğretim görevlileri hem çalışanları çok şehrin içinde yaşamaktadırlar. Hepimizin eşi dostu vardır. Hep böyle oturulur. Bir Anadolu Üniversitesi konuşulur oldu. Eskiden gidilenler, yurt dışına yapılan temaslar, yapılan festivaller, katılınan yarışmalar, alınan ödüllerle bahsedilirdi. Anadolu Üniversitesi'nin birçok bölümü, hatta iletişim falan bu konuda evet, Türkiye'de parmakla gösterilir bir üniversiteydi. Ve bunu başaran ve mutlaka saygıyla, sevgiyle, vefayla anılması gereken burada muhteşem rektörler ve öğretim görevlileri var. Şimdi şu son yıllara baktığınız zaman nedense bir geçmiş kapatılsın, bir geçmiş yok gibi davranılsın, hatta heykelleri kaldırılsın, evet, hatta var olan pirinç yazılarının bile üzerini başka motiflerle kapatalım gibi bir heveslere girildi. Ve önünde de fotoğraf çektiriyorlar nasıl kapattık diye. Şimdi bu bir başarı mıdır? Bu neyin gösterisidir? Bu geçmişte, geçmişinizi bilmezseniz... Bu hınç almadır ya. Ay, yani bu neyin hınç almasıdır? Başarılı bir üniversite vardır. Bu başarılı üniversiteden doğan birçok akademik kariyerli, yurt dışında saygın insanlar vardır. Ve bu üniversitenin hem kurucusu ve kurucuları ve hem rektörlük yapmış, müthiş muazzam bir yerlerde olmuş insanları vardır. Bunlardan biri de Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'dir. Üstünü isteseniz de kapatamazsınız. Siz orada heykeli kaldırarak bunu yapamazsınız. Eskişehirli'nin ve Türkiye'nin kalbinden alamazsınız. Bunu böyle yaparsanız daha size insanlar bakarken ya bu çocuk ne yapıyor diye bakar. Çünkü siz yerinizi doldurmamaktasınızdır. Yerinizi doldurmanız gerekir. Bir, önce geçmişinize saygılı, vefalı olacaksınız. Bu her üniversite için geçerlidir. Anadolu Üniversitesi için iki kere geçerlidir. Bu böyledir.
Vefa duyacaksınız, saygı duyacaksınız, terbiye bunu verir. Bunu yapmalıdır. Her kim gelirse gelsin. Ha, siz eğer kendinizin çok iyi olduğunu düşünüyorsanız bırakacaksınız, insanlar sizi takdir edecek. Siz kendinizin çok iyi olduğunu çocuklarla çay partileri, sucuk partileri yaparak ispat edemezsiniz efendim. Bilimsel, akademik başarılarla üniversitenizi yükseltirsiniz. Bu da bir senede, bir buçuk senede olmaz. Yıllar gerektirir. Yıllar içerisinde yaparsınız. Eskişehirli sizi başının üstünde gezdirir. Eskişehirli sizi alır, bağrına basar. Bu böyle olmamış. Evet. Anadolu Üniversitesi'nde ne yazık ki vefa unutulmuş, ne yazık ki geçmiş silinmeye çalışılmış, maksat nedir hiç anlamış değilim. Bu üniversitenin içine geçmiş rektörler sokulmamaya çalışılmış. Bu neyin savaşıdır, neyin gayretidir, neyin gösterişidir veya neyi yaptım oldudur. Bir kere her şeyden önce buraya gelecek olan insanların Eskişehirli'ye saygısı olması gerekir. Peki. Bu Anadolu Üniversitesi'nin kurucularına, geçmiş rektörlerine, bu üniversitenin akademik camiasına saygısı olması gerekir. Artı kendisinde liyakat bilen, bu konuda bilimsel çalışmalara açık, Anadolu Üniversitesi'nin gençlik kulüpleriyle sanatsal faaliyet gösteren veya düşünce fikir sahibi kulüpleriyle, gençlerin orada bir arada kulüpleriyle hasbihal eden, bu kulüplerin önünü açan, bu gençleri daha çok kapatarak, yüksek duvarlar örerek, bir yere kapatarak herhangi bir şey öğretme imkanı bulamazsınız. Artık dünya... Kulüpler arasındaki ilişki de kısıtlanmıştı. Kesinlikle kısıtlanmıştı. Bir resmi yazı gönderilmişti. Evet, evet. Ve hani biz de kent konseyi olarak birçok hem kariyer günlerinde hem de bu akademik kulüplerle çalışmalar yapıyorduk. Artık onları da yapamaz olmuştuk. Evet. Hani çocukların hepsinin bir çekincesi vardı. Aslında eskiden üniversiteyle şehir arasındaki o bağ bu kadar katı değildi. Ama şimdi bir anda üniversite daha bir kapandı. Daha sıkı bir kampüs. İçine efendim girene 30 tane soru. Çıkana zaten öyle bir soru. Yok onu sokmayalım. Yok bunu yapmayalım. Yok o Yunus Emre heykelinin arkasındaki rezilliği kaç kere yazdı bu basın? Kaç defa insanlar söyledi? Defalarca yazdık. Ne kadar çirkin bir görüntü. Estetik estetik diyoruz. Bir kere üniversiteye yakışıyor mu? Hiç mi yer bulamadınız bir tane kulübe koyacak? Ama maksat bu olmayınca. İşte o yüzden bize nasıl bir insan lazım? Bize bütün bunları hazmetmiş, yerini doldurmuş ve akademik bilimsel çalışmaya bakacak insan lazım. Bize gösterişten, eskiyi kapatmadan, siyasi bakıştan onun bunun insanı olmasının bir önemi yok. Onun çocuklara da bir önemi yok, Eskişehir'e de bir önemi yok, akademik çalışmaya da önemi yok. O işini yapacak. En iyisi olacak. Anadolu Üniversitesi evet. de Eskişehir'de onu başında taşıyacak. Peki. Bizim böyle uzun süre kalacak rektörlere Peki, ihtiyacımız var. Peki Nuray Hanım çok dolmuş. Evet. Çok dolmuş. Evet çok. Onu gördüm. Ama tabii bu şimdi, konuyu ilk defa yani konuşuyoruz. Bu kulübe olayı, heykelin oraya koyduğun kulübe olayı. Yani nedir abi? Niye yapıyorsun onu? Güvenlik. Ya her yer boş. Evet. İstediğin yere koy. Niye oraya koyuyorsun? Evet. Orada girişine yukarıya da koyabilirlerdi. Orada şey var. Her yer boş. Lojmanlara gidecek yer var ya hemen yukarıya da koyabilirler. Evet. Evet. Söyleyecek çok şey çok var. Çok şey var. Orhan Bey. Evet. Nasıl bir rektör profili? Evvela Anadolu Üniversitesi'nin bendeki yerinden bahsedeyim. Ben de şeref duyduğum Anadolu Üniversitemizin 1983 maliye bölümü girişli ve 87 mezunuyum. Ne güzel. Dolayısıyla onur duyuyorum. Şehirde Anadolu Üniversitesi'nin ve Türkiye'deki hatta bazı ilgililerce yurt dışındaki konumu geçmişte hakikaten oldukça bizi gururlandıran bir noktadaydı. Son zamanlarda evet kabul etmek gerekir ki akademik başarı anlamında, nitelik anlamında bir gerileme var. İşte bu belki yönetim tarzından mıdır bilemiyorum. Başka belki faktörlere bağlı olabilir. Ama sonuç itibariyle bir gerileme var. Dolayısıyla burada yeni atanacak rektörümüzün bence az önce Ali Bey de değindi. Aynen katılıyorum. Şehirde yaşayan, şehirde doyan, üniversiteyi ve şehri bilen bir insan olmasının
çok büyük faydaları olacaktır. Bizim üniversitelerden beklediğimiz sadece bilimsel çalışmalar yaparak ve öğrencilerimizi eğiterek bir üniversite olması değil, onun yanı sıra şehrin geleceğinde yapıcı katkılar verebilmeli, sanayisiyle, ekonomisiyle bir bütün halinde onlara destek olabilmeli ve yine aynı şekilde yerel yönetimlerle birlikte çalışabilmeli. Yani gelecek vizyonunu bilimsel temellerle, bilimsel üretimlerle şehirdeki diğer kurumların, onlardan talep edenlerin etmeseler de birlikte çalışabilecek şekilde ortaya konulması ve şehrin komple bir toplam kalitesinin artması anlamında faaliyet göstermesini önemsiyorum. Bu şekilde bu tarife uyacak bir rektör adayının herkes için çok daha memnuniyet verici bir insan olabileceğini düşünüyorum. Umarız böyle bir rektörümüz olur ve Eskişehir, o eski Anadolu Üniversitesi ile beraber Türkiye'de de yakaladığı güzel tabloyu yine daha da yukarı götürmek suretiyle hepimizi yine gururlandırmaya devam eder. Şimdi çok kısa alacağım üçünüzden de bunu. Gelen gideni genelde aratıyor. Ya bu kriterlere uymazsa, çok kısa, atanan rektör? Üzülürüz. Şehrimizde yine bir zaman kaybı olabileceğini belki düşünürüz. Ama böyle olmayacağını inanmak istiyorum. Çünkü az önce Ali Bey de söyledi, artık seçimle değil atama yoluyla geliyor. 3 isim belirleniyor. Onlar içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bir isim atanıyor. Ben en doğru isim noktasında bir belirleme yapılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah burada bir yanılmayız. Bir şey var, yani 3 isim belirleniyor değil. Mesela Şafak Bey o 3 isim arasında yoktu galiba. Ya doğrudan Cumhurbaşkanı atayabiliyor. O yetkisi de var. Evet. O yetkisi de var ama genelde teamül böyle işliyor. Onu söylemeye çalıştım. Peki. Nuray Hanım, ya dediğiniz kriterler de olmazsa? Yazık olur. Evet. Gerçekten yazık olur ama şimdi buradan biz o zaman belki şöyle bir şansımız olabilir. Siz söyleyince düşündüm. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerine böyle bir çağrı yapabiliriz. Onlar da en az bizim düşündüğümüz kadar bu söylediklerimizi düşünüyorlardır Eskişehir için. En iyisinin olması konusunda baskı unsuru olabilirler. Eskişehirlinin bu tür şeylere ne kadar kıymet verdiğini onlar da mutlaka biliyorlardır. Evet. Bu doğrultuda bir atama yapılmasını sağlamalarını arzu ederim şahsen. Umarım 3 AK Parti milletvekili de bir araya gelerek bir lobi oluşturup bunu yapabilirler. Ayrışırlarsa bu sefer daha kötü olur. Çünkü bu bir grup benim rektörüm olsun, öbürü benim rektörüm i̇şte, olsun derse. Rektör hiçbirinin olmamalı orada, bence. Rektör olmalı. Üniversitenin olmalı. Üniversitenin rektörü olmalı. İstedikleri de olamayabilir bu sefer. Yani ikisi de olamayabilir. Şimdi burada, Ali Bey, burada şunu kaçırıyorlar. Yani bu yanlış anlaşılmasın da siyasiler zaman zaman şu hataya düşüyor. İsim üzerine gidiyor. Bu isim. İlla biz bunu istiyoruz. İsim üzerinden gittiği zaman iş doğru zemine oturmuyor. Evet. Doğrusu tarif üzerindendir. Arkadaş, bizim tarifimiz bu. Nedir? İşte dersin ki ya 10 yıl ya da 15 yıl Anadolu Üniversitesi'nde ya da ESÜ'de, Eskişehir'de görev yapmış olsun. Ya da Osman Gazi Üniversitesi'nde. Ya da Osman Gazi Üniversitesi. Önemli değil. Yani bir kriter koyman lazım. Ama ben bunu dersen öbür siyasi der ki bunu der. Başkası da başka yerlerden girer. Ben de bunu istiyorum der. İş karışır. Bence bir kriter üzerinde sonra ben seni lazım. Atanmanı sağlandı. Bunu da yapacaksın da. Evet. Evet. Bu da sıkıntı yaratıyor. Evet. Benim demek istediğim bu. Tarih üzerinden giderlerse daha rahat olur. Peki. Ya, o zaman yani atayacak olan Cumhurbaşkanı da elde rahatlar. Ya evet abi, tarif ne Eskişehir olsun, şu olsun. Oradan bakar kim liyakatlı, kim bu işe uygun, atamasını yapar. Diğer soruna gelince ne ya, demiştin? Ya sıra olmaz, bende mi? Ya olmazsa. Ya, olmazsa ben şunu söyleyeyim. Bizim üniversitelerimizin altyapısı sağlam. Ha, bazı değerli akademisyenler kaçtı tabii. Gittiler Eskişehir'den çeşitli yerlere. Ama altyapı sağlam. Şimdi olmazsa bir dahaki sefer tekrar denenir. Evet. Ama buranın mayası sağlam en baştan beri. Her zaman Anadolu Üniversitesi eskiden olduğu gibi
yani Türkiye'de hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Şimdi vaktimiz çok daraldı. Ali Bey, ben sizinle devam etmek istiyorum. Nefret söylemini bir konuşalım. Ondan sonra tarım haftası, tarımı kısaca konuşmak zorunda kalacağız. Ya da öbür hafta. Temennilerimizi. Bence ayrı bir gündem. Bence tarım ayrı bir gündem yapalım. Öyle tarım yapalım? Çünkü önemli. Tamam. Çalışıp da gelelim. Tarımla ilgili sadece haftaya. Çiftçinin de sorunlarını konuşuruz. Evet, bugün hükümetin yaptığı güzel şeyleri de söyleyeceğiz. Çiftçiler günü evvela onda bir kutlamamız lazım. Peki. Bizim yiyeceğimizi, ekmeğimizi vesaire üreten insanların gününü kutlamadan geçmemek lazım. Peki, teşekkür ederiz. Ali Bey, nefret söylemi. Şimdi bizler de maruz kalabiliyoruz. Evet. Politikacılar da maruz kalabiliyor. Sosyal medyada çeşitli işte o tırnak içinde troll dediklerimiz paralı askerler daha çok insanları karalamaya dönük, aşağılamaya dönük çeşitli kampanyalar oluşturabiliyorlar. Evet. Ve toplumu geriyor bu, ayrıştırıyor, birbirimize düşman ediyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu son dönem çıkan bir şey var. İşte böyle olursa asarız, keseriz, liste var, şunlar öldürülür, biz yapamadık, 15 Temmuz'da yapacağız, şimdi daha çok yapacağız falan. Bunlar bir kişi diye bu anlattım. Böyle bir sanki bir yerden düğmeye basılmış. Güruh diyebiliriz. Böyle düğmeye basılmış gibi hareket ediliyor. Ya arkadaş, Türkiye'de böyle genel anlamda bir düşmanlık, birbirine düşmanlık besleyen bir kesim yok. Yani hangi insan, ben şimdi bakıyorum, herkesin komşusu var. İşte komşum şu siyasi görüşü diye bir şey olsa yarın ona saldırırım. Hangi kim aklından getirebilir bunu? Kimse geçirmez. Ha. Geçirmemesi lazım. Ya çünkü biz insanlar bakıyorsunuz, yani karı koca aynı partiye oy vermiyor. Baba oğul çocuk aynı partiye vermiyor. Farklı partiler. Biri AK Parti'ye veriyor, biri CHP'ye veriyor, farklı yerlere veriyor. Yani biz bu bir elmanın iki yarısı. Şimdi benim gördüğüm... Bunun örneği size katkı olsun. Ahmet Özdamar, Gülvezir Özdamar. Evet. Ahmet Özdamar AK Parti meclis üyesiydi geçtiğimiz dönem. Gülvezir Özdamar da CHP meclis üyesiydi. Evet, bu var, çok var. El ele kol kola gelip gidiyorlardı meclisi, ne güzel. Şimdi işte bu anlatacağım olay bu. Toplumda böyle hazır bir birlik, beraberlik havası varken bazı kesimler ısrarla bunu baltalamaya çalışıyor. Bazı örnekler bakıyorsunuz işte... Evlerin işte bir ara İzmir'de mi oldu, başka yerde mi oldu, çarpı konuyor. Ha burada hemen şunu aklımıza getirmesin. Şey, AK Parti yapıyor değil. Başka da bir şey yapıyor. Yani akılları çeliniyor. Herkesin aklı çeliniyor. Ama buna ben iktidar kanatının bu söylemler karşısında yeterli tepki gösterdiğini görmüyorum. Yani en azından belli konularda savcıların harekete geçmesi lazım. Ya arkadaş gel bakalım, sen ne diyorsun? Burada ne demek istedin? Çıkıyor, ekranlara çıkıyor, sonra devam ediyor bunlara. Ben bu söylemlerin Türkiye'yi tehlikeli bir yere götüreceğini düşünüyorum. Ve biz bir ara hatırlarsanız Türkiye'de silahsızlanma çağrıları vardı. Silah tehlikeli, silah olmasın. Şimdi herkes bakıyorsun, herkes silahlanma çağrısı yapıyor. Bu gerçekten Türkiye için çok kötü bir durum. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Peki. Yani nefretimiz dillerde kalmıyor. Buna dikkat etmek lazım. Peki, teşekkür ederim Orhan Bey. Evet. Bu üzüntü verici bir şey. Türkiye'deki iç barışı bozabilecek şekilde çıkışlardan herkesin sakınması lazım. Bizi biz yapan şey bir arada yaşama arzumuz ve irademiz. Bu hangi taraftan olursa olsun sorumluluk sahibi olması gerekiyor, sorumlu davranması gerekiyor. Kaldı ki bizler geçmişten beri dış ülke istihbaratlarının bir oyun alanı, bir oyun sahası konumunda ülke olduğumuzdan çok acılar yaşandı, çok acılar çekildi. Milletimizi her şekilde ayrıştırmaya yönelik bir sürü provokasyon oldu. Bunlar halen daha belki devam da ediyor. Dolayısıyla bizim insanlarımız bu noktada daha sorumlu davranarak bir defa gerek bizim kültürümüz, gerekse bizim dinimiz hep hoşgörüden kişileri olduğu gibi kabul etmekten yanadır. Evet. Kimseyi değiştirmek durumunda değiliz. Herkesin kendi özgür iradesiyle bir tarzı, bir yolu vardır. Ancak kişi kendi arzusuyla şu ya da bu fikre doğru bir yönelim gösteriyorsa o kendi bileceği şeydir. Ama bizim bunu kaşıyıp bunun üzerinden bir takım şeyler üretip özellikle nefret tarzındaki söylemleri son derece zararlı buluyorum.
iş barışımızı korumak durumundayız. Bu konuda herkesin sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Nuray Hanım, sizden de alalım ve kapatalım. Evet. Biraz önce de bahsettik ki Eskişehir nasıl bir mozaikse, tüm farklı renklerin bir arada olduğu, geçmişten bugüne kadar gelinen ve artık birbirleriyle kız alıp vermişler, birlikte ortaklıklar kurmuşlar ve bu tür renklerin mozaiğinin oluştuğu bir Türkiye'yiz biz aynı zamanda. Bir örnek sadece Eskişehir. Bütün Türkiye böyle bir mozaik. Bunu bu nefret söylemleri üzerinden ve en acı kısmı da dini bir takım olguları da içine sokarak kullanmaları açısından son derece tehlikeli buluyorum. Doğru bulmuyorum. Bizim dinimizde bir hoşgörü dini, sizin söylediğiniz gibi. Bu bizim, yani bunu söyleyen insanların içerisinde bir tanrı sevgisi, bir Allah sevgisi olduğuna da inanmıyorum. Çünkü biz toplumumuzda ne komşumuz için ne de başka biri için böyle art niyetler düşünerek ya da yaşamayız. Özüne vakıf olamamıştır belki. Evet, zaten bunu söyleyen insanların kendi toplumundan bir haber olduğunu düşünüyorum. Kendi toplumunun yapısını bilmeyen ama bu toplumun içerisinde bir takım nifak tohumları atarak, kötülük tohumları atarak, insanları ürküterek, korkutarak veya insanların hiç aklında olmayan bir takım şeyleri insanların aklına sokmaya çalışarak bir takım hadiseler yaratmaya çalışmak üzere belki de hevesleri olan insanlar bunlar. Bunların bu nefret söyleminden asla bizim toplumumuzun herhangi bir şeye kapılacağını düşünmüyorum. Biz çünkü bir hoşgörü, bir sevgi, saygı toplumundan oluşuyoruz. Onlar bir takım hezeyanlar gibi algılıyorlar. Evet. Şimdi insanları sağduyu tabii ki sahibi oluyorlar. Biz insanlar. Evet, biz öyle sağduyuluyuzdur. Her türlü şeye karşı da sağduyuluyuzdur. Ancak son zamanlarda çok fazla hızlıca bir takım parlamalar, hatta trafikte bunu görüyoruz. Hatta komşusuyla en ufak bir ilişkide, bir zorlamada silah seksizlerinin yükseldiğini de görüyoruz. Yani hani bunlar çok kırsal alanda olurdu eskiden. Bilirsiniz, bir tarla mevzusu yüzünden bir takım şeyler olurdu. Ama şimdi bunlar biraz daha yakınımıza, mahallelerimize geldi. Biraz daha gettoların oluştuğu bölgelerde var bazı şehirlerde. Dikkat etmemiz lazım. Ama burada devlete çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Nefret söylemi yapan bu insanların yakasına yapışılması lazım. Asla ve asla bunlara prim verecek bir cumhuriyet savcısı ben düşünemiyorum. Yani mutlaka harekete geçmeliler. Alabilecekleri en büyük cezaları almalılar. Çünkü bunun arkasında bu toplumu kin ve nefrete sürükleme vardır. Yani biz bunu normal vatandaş olarak izlerken veya sosyal medyalarda görürken hissediyoruz. Demek ki böyle bir şey hissediyoruz. Demek ki böyle bir şey var. Bu insanların ben cezalandırılması gerekliliğini düşünüyorum. Yakalarına yapışılması gerekliliğini düşünüyorum. Ve bu insanların hele geçmiş bizim Türkiye'deki bu vatan toprağına her türlü şekilde kanını akıtmış insanlara söyledikleri laflar var. Bu ülkenin insanların kırmızı çizgileri var bazı konularda. Biz onlara asla laf söyletmeyiz. Bunları böyle basite alıp şaka konusu, dalga konusu, alay konusu, aşağılayıcı tabirlerle, bunlar affedilebilir şeyler değil. Ağzıma bile almak istemiyorum bu insanların isimlerini. Adı üstünde Cumhuriyet Savcısı. Evet. Cumhuriyeti Kur'an'da tam sahip çıkılması zaman gereken müdahale etmesi lazım. Aynen, yani kişiler onlardır. Asla fırsat vermemelidirler. Çünkü bunlar yapıyorsa bunu yapmak isteyen başka insanlar da çıkar ortaya. Evet. Ve o insanlar bunlardan güç alırlar. Zaten bir şey olmuyor, zaten bir şey yapılmıyor, zaten bunlar korunuyor diye düşünürler. O yüzden yapılması gereken mutlaka Cumhuriyet Savcıları'nın harekete geçip bu insanlara bu söylediklerinden dolayı mutlaka ceza kesmeleri gerekir ki vatandaşın içi rahatlasın. Yoksa vatandaşın burada içi şey yok. De var, az önce Arif Bey söylerken sadece bu tür işte nefret söylemini ortaya çıkaran insanlarda işte bir de tırnak içinde troll dediğimiz yeni bir literatüre giren grup oluştu. Bu sebeple biz parti olarak da bir sosyal medya etik kurallarını hayata geçirdik ve her birimiz bu manada kendimizi taahhüt altına almak suretiyle kişi haklarına saygı, bilgilerin doğruluğunu araştırma ve ondan sonra ortaya koyma, paylaşma adına kendimizi
bir bağlayıcı taahhütte bulunduk. Evet. Güzel kurallar. Bu ama. Evet çok mümkün doğru. olduğu kadar bunu ne kadar herkese yayabilirsek doğru bir yere varacaktır diye düşünüyorum. Bunun bir belki önemli kısmı da işte bu sosyal medyayı dışarıdaki, ülke dışındaki kuranlar, edenler, onların ilgilileri burada bir şartı bence sağlamalılar. O da şudur. Herkes sahte bir kimlikle orada olmamalı. Kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilen işte bir şekilde yurt dışındaysa oranın kimlik numarası ya da pasaport numarası gibi yani kişinin değişmeyecek, kendisi olduğunda şüphe olmayacak bir kimlikle orada bulunması zarureti var bana göre. Çünkü herkes sadece bir ortaya kötü bir şey atıp da bir yalan, bir karalama kampanyası evet. ortadan sonra çekilip de bak nasıl birbirlerini burada sıkıntıya sokuyorlar gibi bir noktaya düşmemesi açısından böyle de bir kural getirilmesi taraftarıyım. Ama çok kısa. Arif Bey, burada şimdi bu yeni şeyde biraz önce Ali Bey'in de söylediği bunlar kişiler belli Orhan Bey. İsimleri belli, adresleri belli, yerleri belli. Şimdi burada olması gereken şey o dediğiniz şey yurt dışından olabilir. Sahte hesaplar yurt içinde de var. Troll denen şey bu. Ama burada bu insanlar bunu bildiğiniz anlı şu anda televizyon kameralarının önlerinde söylüyorlar. Veya özel özel videolar çekip evlerinden yapıyorlar. Adresleri belli. Burada devreye girmesi gereken yine adaleti sağlamak açısından doğru olan budur. Evet, şimdi ben tabii şeye de katılıyorum. Ben şimdi bu troll hesaplar dediğimiz şimdi açıyor. İstediği kadar hesap açıyor. 10 tane açıyor. Orada birine hedef alıyor. Devamlı yazıyor. Bir o hesaptan yazıyor, bir bundan yazıyor. Yani taciz ediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor. Arkadaş sen kendi hesabın varsa yaz. Düşünceni kendi hesabından belirt. Başkasına niye hakaret ediyorsun? Şimdi bu bunların önüne geçmek lazım. Ha ben ama sizin dediğiniz şekilde de bunun önüne geçileceğini sanmıyorum. Yani çünkü bir formül bir şeyini bulurlar. Bir açık. Bir de bu tarz hesaplar uluslararası sermaye gruplarının zaten şirketleri bu. Sosyal medya hesapları mesela. Tabii onlar var. Politik kampanyalar yani düzenliyorlar. Yani yapılabilse iyi olur ama. Uluslararası. Onun için de bu trollere onların da ihtiyacı ama var. Ama yanlış bilmiyorsam ceza kanunumuzda buna dair bir daha önceden madde konuldu ve işte Cumhuriyet Savcılarımız bu noktada mahkemelerimiz gerekeni evet, yapacaklardır, yapmalıdırlar diye düşünüyorum. Peki. Orhan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Bey teşekkür ediyorum. Buraya Hanım çok teşekkür ederim. Birlikte bir eczacılarımızın hem bugün gününü de kutlayalım hem de evet. Hepimizin gerçekten adına siz kutlayın. Peki öyle yapayım ben de. Evet, evet. Bizim çok kıymetli öncelikle danıştığımız hemen de arkasından bazen de hep ben bugün onu da yazdım. Başlarını bazen çok ağrıttığımız ama bu özellikle pandemide de ilk cephenin başında olan sevgili eczacılarımızın gününü kutluyoruz. Allah onlara yardım etsin. Çünkü işleri kolay değil. Zor bir meslekleri var. Günlerini kutluyoruz. Çok kıymetli çiftçilerimiz var. Onu daha sonra konuşacağız. O konu çok önemli çünkü. Ama hem bu zor günlerde hem de artık gerçekten sağlıklı gıdaya ulaşmamız açısından gecesini gündüzüne kadar bir tohum ekip onu üretip pazara sunan herkesin eline emeğine sağlık. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Değerli izleyenler Eskişehir Nabzı'nın sonuna geldik. Ali Baş, Nuray Akçasoy, Orhan Durmuş'la beraber Eskişehir'in gündemini değerlendirdik. Kazım Kurt ve Murat Özcan'ın belediye meclislerinin olağanüstü toplanıp toplanmaması konusundaki görüşlerini bir burada tartıştık. Şunu bir daha hatırlatıyorum. Odun Pazarı CHP Grup Başkan Vekili mecliste. Emre Genç bu ekranlarda AK Parti Grup Başkan Vekili ile beraber Murat Özcan'la beraber programa çıkmayı kabul etti. Murat Özcan da istiyorsa televizyonumuz açık onu söyleyelim. Metruk binalar kent tesisatı ve imar konularına ilişkin konuştuk diyelim. Tabii bu konu sabaha kadar sürer. Belki başka programlarda daha detaylı konuşabiliriz. Üniversiteyle ilgili konuştuk Anadolu Üniversitesi'ne. Şafak Ertan Çomaklı gitti. Ali Savaş Koparal vekaleten atandı ve bugün iki rektör yardımcısı da atandı. Bir kere daha söylüyorum isimlerini. Zafer Asım Kaplancıklı, Bayram Zafer Erdoğan. Bunun da bu atamaların yankısı da ilerleyen günlerde muhakkak olacaktır diye düşünüyorum.
Tarımda kalkınmayı konuşamadık. Çiftçilerimizin gününü de kutlayalım ama gelecek programlarda bu konuya da detaylı gireceğiz. En sonunda da nefret söylemiyle programımızı kapattık. Haftaya aynı gün, aynı saat, aynı isimlerle biz bu ekranda olacağız. İyi geceler.